Merhaba sevgili arkadaşlar. Şimdi sizlerle beraber bir matematik çalışması yapacağız. Bu çalışmada arkamda görmüş olduğunuz gibi bir tablom var. Tablomda 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra rakamlar ve nesneler var. Şimdi size bu bardağımın içinde duran, bakın şöyle ahşap rakamlarım var. Göstereyim hemen. Mesela 2, mesela 1. Böyle rakamlarım var. Bu rakamlardan karışık olarak seçeceğim. Kaç çıkarsa o sırayı bulacağım. Ve size sorular soracağım. Soruda şuna dikkat etmemiz gerekecek. Sıranın başı ve sonu nerededir? Sıranın başından veya sonundan bana bir rakam veya nesne göstermenizi isteyeceğim. Siz de soruya çok dikkat ederek sayacaksınız ve doğru nesneyi veya rakamı bana göstereceksiniz. Tamam mı? Bak başlayalım bakalım. Evet, ilk olarak seçtiğimiz rakam. 4 rakamı. O zaman ne yapıyoruz? 4. sırayı buluyoruz. 4. sırayı buldum. 4. sıranın başından bana 7. rakamı gösterin bakalım. 4. sıranın başından 7. rakamı. Başı dediğimize göre buradan başlıyoruz değil mi? Sıranın başı ve sonu. Başı ve sonu. Başından 7. rakamı gösterelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kaç çıktı? 9. Demek ki 7. sırada 9 rakamı varmış. Devam edelim. Yeni rakamımız gelsin. Ve 3. 3. sırayı buluyoruz hemen yine. Bakalım. 3. sırayı bulduk. Şimdi bana 3. sıranın sonundan 4. rakamı göstersin herkes. Evet. 3. sıranın sonundan 4. rakam. 3. sıranın sonunu bulalım. Şimdi 4. sıraya kadar sayıyoruz. 1, 2, 3, 4. Kaç çıktı? 6. Değil mi? Demek ki sondan 4. sırada 6 rakamı varmış. Devam ediyorum. Hop. Ve 6. 6 seçtik. Hemen 6. sırayı bulalım. Hop buldum. Baştan 7. rakamı bulalım şimdi. Baştan dediğimize göre buradan başlayacağız değil mi? Sondan deseydik buradan saymaya başlardık. Baştan 7. Evet başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baştan 7. sırada 3 rakamı varmış. Evet devam edelim. Hop. Ve ne çıktı? 5 rakamı. Hemen 5. sırayı buldum. Bu sefer rakamlar değil nesneler var. Hemen 5. sıraya şöyle bir dikkatlice baktım. Bu sefer sıranın sonundan sayacağız. Çünkü soru şöyle. 5. sıranın sonundan 3. nesneyi bana söyleyin. 5. sıranın sonundan sonu buldum. 3. nesneyi söyleyin. Hemen sondan saymaya başlıyorum. 1, 2, 3. 3. sırada ne varmış? Panda. Değil mi? Evet. Devam edelim. Ve hop. Bir rakamı çıktı. Hemen 1. sırayı bulduk. 1. sıranın sonundan, son dediğimize göre hemen sona gittim. Sondan 6. rakamı söyleyelim. Sondan 6. rakam. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sondan 6.'yı saydım ve 8'i buldum. Evet, devam edelim. Ve yine bir çıktı. Şimdi yine 1. sırayı buldum. Bu sefer baştan soru böyle gelecek. Sıranın başından 6. rakamı söyleyin bakalım. Sıranın başından 6. rakam. Hemen baştan başlıyorum. 6'ya kadar sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne çıktı? 5. Demek ki sıranın başından 6. rakamı sayarsak 5 çıkıyormuş. Ve devam ediyorum. 2. 2. sırayı bulalım. 2. sırayı buldum. Şimdi 2. sıranın sondan bana 5. nesneyi gösterin, tamam mı? 2. sıranın sonundan 5. nesne. 2. sıranın sonundan sona geldim. Sondan sayacağım. 5. nesneyi bulacağım. 1, 2, 3, 4, 5. Ne çıktı? Bakın kasap. Kasap çıktı. İşte oyunumuz bu şekilde çocuklar. Siz de evde aynı şekilde oynayabilirsiniz ailelerinizle.
Sırayı daha fazla uzatabilirsiniz. 10'a kadar, 20'ye kadar. Daha uzun ve daha fazla nesnenin, rakamın olduğu bir tablo hazırlayabilirsiniz. Tamam mı? İyi eğlenceler herkese. Hoşça kalın.